Cumhuriyet Necdet Aydoğan, Planet Tek Çevre ve Arıtma Teknolojileri firmasının kurucusuyum. Bugün Karadeniz'in en güzel plajlarından birinde, Kilyos sahillerindeyiz ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos Kampüsü'nün atık su arıtma tesisini birlikte dolaşacağız. Planet Tek firması tarafından yapılan bu tesis yaklaşık bir yıldır faaliyette ve ayrıntılarını, nasıl çalıştığını birlikte görmek üzere tesise geçelim. Lütfen takip edin beni. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü atık su arıtma tesisi içerisindeyiz. Enerji tüketimi ise asıl can alıcı kısmı. Burada eskiden bir arıtma vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi arıtması vardı. Kilovatlık 2 adet blower vardı. Yani 25 kilovata karşı biz şu anda 2,5 kilovatlık bir motor gücü kullanıyoruz. Atık su arıtmanın bu enerji tasarrufundan dolayı dünyanın her yerinde tercih edilen bir sistemin imalatçısıyız biz Planet Tek olarak ve dünyada 20 firmadan biriyiz. Markamız Planet Disk. Planet Disk ünitesini biz dünyanın her yerine ihraç etmekteyiz ve gururla üzerine Made in Türkiye'de lazerle kazıyoruz ki daha sonra kazayla silemesinler, çıkartamasınlar diye. Motoruyla, rediktörüyle, dökümüyle, plastiğiyle ve en son tasarımıyla, evet patenti bize ait değil ama en son tasarımıyla, her şeyiyle Made in Türkiye, Türk mühendisinin, Türk işçisinin yaptığı bir sisteme bakıyoruz. Bu ünitelerden çıkan atık suların büyük bir kısmı direkt denize deşarj oluyor. Bir kısmı ise sulama amaçlı kullanılıyor. En sonunda da lamella separatör dediğimiz son çöktürme ünitesinden tertemiz bir su çıkıyor ki birazdan bir musluktan da bir örnek alırız. Bakalım nasıl bir su çıkıyor. Şimdi buradan beraberce bir numune alalım. İzin verin önce şişeyi de çalkalayalım. Musluğun ağzından gelebilecek kirli suyu da döküyorum. Lamella separatör son çöktürme ünitesi ölü bakterilerin çökeceği yer. Oğuzhan yaklaştır kamerayı lütfen. İyice yaklaştır. Birlikte bakalım. Oğuzhan koku yok. Koku zaten yok da içine baktığım zaman da gel beraber bakalım. Suyun ne kadar berrak olduğunu ışığa doğru gösterebiliyorsun herhalde. Suyun ne kadar berrak olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Yani lağımdan buraya kadar geliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Sana birkaç soru soracağız. Peki o kadar deneyimden sonra senin burada gördüğün en büyük avantaj ya da dezavantaj samimi bir şekilde paylaşılmış. Genelde ömür havuzlarında şu çökertme havuzlarında çok sorun yaşıyorum. Yaz geldiğinde yosunda, çünkü güneş de açık olduğu için yosun oluyor. Gürültüsü nasıl? Gürültüsü zaten yok. Yok. Koku sorunu yaşıyor musun? Koku sorunu yaşamıyorum. Yaşamıyoruz. Genelde o havuzlarda da yaşamamışım. Çünkü biz sürekli bakım yaptığımız için onları da yaşamamak lazım. Peki sen bana bir şey söylemiştin. Öbürse arıtmadan, öbür arıtmada şey yapıyordu. Bir sudan numune alıyordu. Evet. Ve bir bakteri seviyesine mi bakıyordu? Evet, o genellikle çamurun seviyesini ölçüyor. Yani bir litrelik bir kutu vardı. Kutuda çamurun seviyesini. Genellikle biz 350'de tutmaya çalışıyoruz. 350 üstüne çıktığı zaman sürekli ölü bakteri oluyor. Anladım. Ve elde manuel kliple peze çamur yoğunlaştırma ondan sonra havuza çekmemiz gerekiyor. Burada böyle bir şey yok. Burada geldi otomatikman kendisi havuza birleştiriyor ve van ayrı açıp tekrar kliple peze. Seni bundan verdim. Ama bu kadar zannediyor. Bana geçen gün Muhittin şey söyledi. Bu kadar da işimizi kolaylaştırırsanız biz işsiz kalacağız. Ya işte. Ama... biz 3 kişi çalışırdık. Evet. 2 de gece var diye sonra 5 kişi çalışırdık. Şu anda tek çalışıyoruz. Bak bu çok önemli. Eskiden 5 kişi tabii daha büyük bir tesisti ama 5 kişi çalışılıyordu ama burada 2 kişi fazla geliyor demeyelim. Yok öyle de demeyelim. İşimizden de etmeyin bizi.
Yok, valla çok gururlandım ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel. Ne? Gerçekten. Türkiye'de yapılıyor olması da seni gururlandırdı mı? Gerçekten. Almanlara, başka bir para falan verecek mi? Kendi işim. Sağ olun Nurettin. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakın elimde cep telefonunun desibel uygulaması var. Ben susacağım. Benim sesinden dolayı yukarı çıkıyor. Bakın ses seviyesi whisper, yani fısıldama seviyesinde arkadaşlar. Sanırım ne kadar sessiz olduğunu da bu şekilde gösteremedim. Yüzyılın en önemli problemi doğal kaynakların korunması ve su. Suların korunması ve tekrar kullanılması konusunda 2004 yılından bu yana planette çok büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu konunun önemine inanan, bu konuya gönülden misyonun önemine inanan kurumlarla biz birlikte çalışmak istiyoruz. Ülkemiz için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için, bize değerli zamanınızı ayırdığınız için de çok teşekkür ederim.